Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şuma, tulaat, işaret. Sayfa 5. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve aminu salihat. Kur'an salihatı mutlak mübhem bırakıyor. Yani o iman edip salih amel işleyenler, o salah olan onlardır. Ama salih, salahat, ferahlık neye has olduğunu demiyor. Yani neye felah olacak? Mutlak bırakıyor. Mesela cennete gidecekler, felah olacaklar demiyor. Rıza ilahiye mazhar olacaklar, felah bulur demiyor. Allah'ın rüyetine mazhar olacak, felah olacak demiyor. Mutlak bırakıyor ve kayıt yok. Mutlak bırakıyor ki ta ki uzun olsun. Çünkü ahlak ve faziletler, hüsn ve hayrın çoğu nisbidirler. Ahlak ve faziletler, ahlak ve faziletler, hüsn ve hayr çoğu nisbidirler. Yani sabit hakikat bir ise nisbi hakikat bindir. Bunu şey atacağız daha doğrusu. Binlerdir. Onun için bu dünyada sabit bir değer yok. Sabitiyet yok yani. Her an insan değiştiği gibi alemi değişiyor, alem değişiyor. Bunu bununla kıyas ediyor, bunu da bununla kıyas ediyor, bunu bununla kıyas ediyor. Yani nispet dünyası aynı tek hakikati nihayetsiz yapıyor. Onun için nispet yapabilen tek mahluk insandır. Melek mesela soğuk sıcak çekmediği için, açlık çekmediği için, elem çekmediği için, günah ve şehvi duyguları olmadığında nispet alemi yoktur. Nispiyeti yoktur. Anlıyor musun Erdal? Anlamaya çalışıyorum. Yani kainatı donukluktan çıkaran nispettir. Nispidir. 29. sözde incelemizde bir noktada bunu anlatıyor. Yani sabit yok. Nispet olduğundan dolayı Allah bir tek hakikati nihayetsiz yapıyor. İsimlerin tecellisi. Tabi isimlerin tecellisi olarak gözüküyor da her ismin nihayetsiz mertebesi. Neyse. Demek ki ahlak sabit değil. Çünkü nihayetsiz. Zerreden şemse kadar mertebesi var. Faziletler, hüsnler, hayırlar. Geçin arkadaşlar. Çoğu nispidirler. Yani kıyasla bilinirler. Nevden eve gittikçe değişir. Bunu anlatacak şimdi. Nevden eve gittikçe değişir. Sınıftan sınıfa nazır oldukça ayrılır. Mahalden mahalle tebdil-i mekan ettikçe başkalaşır. Mahalden mahalle, mesela ahlak bir mertebesi Arabistan'da farklı, Medine'de farklı, Mekke'de farklı, Adana'da farklı, Çorum'da, Yozgat'ta farklı, İstanbul'da farklı. Yani aynı, yani haram olmayan ahlak mertebesinden bahsediyor. Yani öyle bir ahlak sergiliyor ki bir bakıyorsun acayip bir şey yani sen bile. Yani hayalin zor yetişiyor. Adam da böyle bir ahlak sahibi. Ahlak bambaşka. Komutan, ahlak, iman ayrıdır, İslam ayrıdır, ahlak bambaşkadır. Allah Resulü ben ahlakı tamamlamaya geldim. Güzel ahlakı tamamlamaya.
Ayşe validemize radiyallahu anhaya soruluyor. Peygamber aleyhisselam ahlakı nasıldı? Siz Kur'an okumaz mısınız? Huluk'tul Kur'an. Kur'an'ın tarif etmiş olduğu ahlak. Üzerine gitti. Bizde edep mi? Edep olarak tezahür ediyor tabi. Huluk, huylar, tamam mı? Dışarıya vurduğunca edep olur. Ondandır ki ben şöyle diyorum. İslam esası 5'tir, iman esası 6'dır. Niye abi? O da 6 değil. Yok, İslam esası da 6'dır. Yeni bir şey mi çıkarttı Tövbe? Bak arkadaş. İman esası itikattır. İnanmak. Mak. İslam eylemdir. Namaza inanmak değil ki. Namazın doğru olduğuna, namazın hak olduğuna, farz olduğuna inanmak değil. Namaz kılmak. Eylem. Oruca inanmak. Osman değil. Orucu tutmak. Gitmek, haca vermek, zeka. Eylemdir. Eylem yoksa kendisi yoktur. Metubat'ı bunu anlatıyor. Mümini gayrimüslim olur. Arkadaşlar, o 5 tane iman esasını yaşayıp da sünnet dairesinde oluyor. İnsanda tezahür eden, gözüken hale edep denilir. Hat ve hudutlanır bu insan. Haddı ve hududu belli olur. Çizgisi belli olur. Bu haddı ve hududu belli olan insana da edepli denilir. Haddini bilen, hududunu bilen. İşte İslam eylem olarak insanda gözükürse 6 olur. Bu da edep yahu. Evet, edep yahu, yani edep, ey insanlar, diye anlamıyorum ben onu Mevlana'nın. Edep, ya nidadır, hu Allah'tır. Edep ver ya Rabbi. Edep demek, haddini, hududunu bilmek ve onda kayım olmak, durabilmek. Haddini, haddinde durmak. Dolayısıyla, ahlak, İman ve İslam esasının insandaki tezahürün adıdır. Cihet muhtelif olsa muhtelif olur. Onu anlayışıyla anlatacak. Harika şeyler, tezahürleri olacak. Fertten cemaata, şahıstan birbirine çıktıkça mahiyeti değişir. Mesela bak, fertten ferde nasıl değişiyor? Felah. اَلَّذِنَا مِنْ وَاَمِنُوا صَالِحَةً Ferde ferde nasıl değişiyor? Mesela cesaret, sehavet, cesaret. Sehavet ne demek? Cömertlik. Cömertlik. Erkekte, bak, sehavet, cesaret, sehavet, erkekte gayret, hamiyet, muavenete sebeptir. Yani cesaret, sehavet, erkekte ne olur? Gayrete, hamiyete, yardıma sebeptir. Karı da, kadın da ise, nuşuze, veka, vekahete, zevç hakkına tecavüze sebep olabilir. Kadın da hoş değildir. Bu sıfatlar kadında olmamalı. Kadın sahabet sahibi olmamalı, cömert olmamalı. Çünkü hissiyatına kapılır, malından hariç namusunu da verir. Efendim, cesaret olursa evde huzur kalmaz. Sen ben kafasını tutar ve o cesaretin getirmiş olduğu şeyle maceralara kapılır. Tamam. Bakın ama erkekte cesaret ve sehavet gayreti tetikler bunlar. Hamiyet sahibi olur. Cesaret olmayan, sehavet olmayan hamiyet olur mu? Ondan sonra yardıma sebeptir. Kadında olursa ne olur biliyor musun bu? Cesarette sehavet. Nuşuze. Sen, ben. Dik kafalı. Kadının mütevazı olması alçaklığından değil, zaafından değil, fıtratının gereğidir. Arkadaşlar, adalet, eşitlik demek değildir.
fıtratına uygun muamele görmektir. Mesela ahıra gittin, adalet uygulayamazsın. Buzak var, öküz var, köpek var, at var. Hepsine adalet davranamazsın. Et köpeğe verilir, hepsine verebilir misin? Adalet kardeşim, herkese aynı şeyler. Hepsine et verilir mi? Hepsine ot versen köpek ne yapacak? Evde adalet yapalım. Kız çocuğu var, erkek çocuğu var. Hepsine al bakalım. Ete kat kıza. Evet, adalet de hepsine de ete kat. Değil mi? Adalet nedir? Eşit davranmak değildir. Fıtratına, doğasına, tabiatına uygun muamele yapmaktır. Şimdi kadın kadına cesaret ve sehavet olursa kadında naşizelik olur, nuşuze olur. Erkeklik yapar ve kahete edepsizliğe de sebep olur. Bir de kocası hakkındaki tecavüzüne sebep olur. Kocasını kale almaz. Cesur gibi olur. Mesela iki kardeş kaç saat beraber olabilir? Bir günde. Bir iki saat ancak olursun. Ama o kadın işte seninle kaç sene kanaat ediyor. Böyle donanım da olmasa senin gibi adama, benim gibi adama kanaat eder mi? Eder mi arkadaşım? Bir düşünsene ahlakını. Allah ne sabır vermiş, ne böyle latifelik vermiş, ne acayip bir hal vermiş ki her da senin gibi adama kanaat ediyor. Tamam, mesela kendim de öyleyim de. Değil mi? Etmeyenler var. He? Etmeyenler etmiyor. İşte bu olduğunda, işte o şeyi tetikliyor. Benim kızım şeydir, diyane babasından şey yapmasa, cesaret alırsa edepsiz diye. Ve kahate ve bir de zevç hakkında, koca hakkında haddini aşmaya sebebiyet veriyor. Yani burada ne anlatılmak isteniyor? Şimdi bunu tahlil etmiyor. Bakın bir sıfat diyor, şöyle güzel bir sıfat, mutlak olmaz. Bunda bu sıfat fevkalade olur, aynı bu sıfatı buna koy kötü olur. Yerini değiştirsen olmuyor işte. Mesela çocuğa koy onu bu sıfatları, iyi olmaz işte. Yani yaşa, konumuna göre bunlar şey yapıyor. Mesela başka örnek de verecek, o çok harika. Ondan sonra daha iyi pekiştirecek, bak neler olacak. Benim çok hoşuma giden bir yer. Mesela zayıfın kahveye karşı izzeti nefsi, kahvede tekebbür olur. Kahvenin zayıfa karşı tevazu, zayıfta tezellül olur. Bak ne dedi? Zayıf ne böyle zayıf? Kahveye karşı izzeti nefsi, mesela zayıf var böyle, zayıf. Ekonomi olur, güç şey olur. Kahveye karşı izzeti nefis etmesi, kahvede kibir olur. Değil mi? Mesela zayıf izzeti nefis yapar. Zelil olmaz onun altında. Yani tamam tabii tabii abim yapar. Fakir vesaire. Böyle ne olur? Olmaz. Bu ne yapıyor? İzzeti nefis yapıyor. Böyle. Nefsinde, hududunda kalıyor. Yani pek alakadar olmuyor. Kavide olsa bu, kibir olur. He? Çok acayip olur. Kavinin zayıfe karşı tevazu, zayıfte tezellül olur. Mesela kavi bir adam, acayip. He? Ama tevazu yapsa tabi estağfurullah sen zayıfe, o zaman zayıfte ne olur? Zelillik olur. Zayıfte o bu olsa zelil olur, zelil. Demek ki büyük adam tevazu gösterir. Küçük adam tevazu göstermez. Kibir de yapmaz ama haddini bilir. İzzet-i nefis sahibisine hududunda kalır. Yani yerini bir değiştirirse bak ne oluyor. Ne kadar neticeler değişiyor. Zayıfta olsa bu, şu olur, tevazusu, kibir olur. Başka örnek.
Anlaşılıyor değil mi? Bu ahlak bunları kim, dinden başka kim söyleyecek ya? Orayı da açar mısın arkadaşlar? Camı açın. Sıcak gibi oldu. İstersen aç bir tanesi. Oradan aç. Mustafa abiye çarpar. Sen üstte aç. Başka bir misal vereyim. Mesela bir ulul emr. Ulul emr ne demek? Emir sahibi. Yani amir. Makamında ciddiyeti vakar. Makamında var ya. Makamında ciddiyeti. Burada mesela ha olsa olur mu bu makam, şu makam? Olmaz. Üstadın üç tane şahsiyetle bahsediyor metibatta değil mi? Hangi şahsiyetle? Üç tane şahsiyetle. Hangi neydi o? Bir. Hizmet. Hizmetteki şahsiyeti. İki. Kendi şahsiyeti. Üç. İçtimai hayattaki bir şahsiyeti var. Bir de ubudiyet, namaz, niyaz, oruç var. Şahsiyeti var. Bir de buraya geçen bir makamı var şu an. Şu anda benim bulunduğum makam benim midir? Değildir. Öyle değil mi? Kimindir? Dellal-ı Kur'an olan Said'i muvakkaten makamına oturuyor. Tamam mı lan? Aynen. Vallahi böyle geçiyor. Hulusi abi diyor ki, ben diyor ders makamına geçiyorum, bir tuhaflık oluyor diyor. Ha? İsmi? Rahim ve Hakim'in masarı. Masarı oluyor. Mektubat. Kaç? Dördüncü mektup. Dördüncü mektup. Bu şey geçince ismi Rahim ve Hakim'in masarı olduğunda. Bu dersin engamında bir de orijinal şey geçiyor. Üstad bir konu oldu. Şahsiyet kalkıyor artık. Umum hizmette. Şimdi Ulul Emir makamındaki ciddiyeti vakar. Adam makamında makamın gereği gibi davranıyor. Bu vakardır, şahsiyettir. Mahviyeti zillettir. Estağfurullah. Tabi siz daha iyi bilirsiniz. Bir tanesi çıktı mesela. Ya öyle değil ya. Diyor okuduğum ders için. Öyle değil, böyle değil. Ben de estağfurullah tabi siz haklı. Olur mu ya? Olur mu? Zillettir ya, zillettir. Söz var dinin ya. Sen ne bileceksin? Ben de bilmiyorum. Ben burada Bediüzzaman'ı bilmiyorum. Risale'yi bilmiyorum. Sen dinleyeceksin. Yoksa estağfurullah, burada şey yapmak, sen burada temas etme hakkına sahip değilsin, çünkü makam senin değil. Bakın bir amir, komutan, başbakan, bir bakan, ne bileyim bir devlet dairesinin ya da estağfurullah buyurun falan. Olmaz kardeşim, bu zillettir. Bir müdür yapamaz, yapmamalı. Hanesinde o adam ciddiyeti, kibir, mahviyeti, tevazudur. Eve geldi akşam, paltosunu çıkarttı. Allah'ım, anam, işinizi yapın gibi. Ne olur bu? Kibir olur. Mahviyeti ise, evde bak makamı değişti, tevazudur. Bak yerini değiştirirse bak neler oluyor. Aynı adam ama. Aynı sıfat yere göre değişiyor. Ama sığırı alın, bu ahırdan alın, bu ahıra koyun, hiçbir fark etmez. Ciddi ise ciddidir, yılışık ve yılışık sığırdır. Farklı bir sığır olur mu? Bir Müslüman fazil, hakim, tefekkürlü bir sığır gördünüz mü? Müslüman bir sığır. Müslüman sığır olmadığı gibi kafir sığırdır. Bak nereye alırsan al, aynı sığırdır. Demez olan bu ahıra beni niye koydunuz, bu ahıra ne oluyor? Böyle beni niye bağladınız, bir de böyle duyuyor. Bakın aynı sıfat adam, makamında aynı adam aynı sıfatı takınıyor, aynı adam aynı sıfatını evde takınsa netice değişiyor. Başka, bak nerelere götürüyor İsmail. Mesela tertibi mukaddematta tefviz, sebeplere uymayıp işi Allah'a bırakmak, havale etmek. Bak, tertib-i mukaddematta. Yani bir iş yapacaksın, sebeplere uymayıp Allah'a havale etmek tembelliktir. Allah'a tevekkül ettim. Hazreti Ömer'in redialının ağ kestiği ağaç gibi. İki tane sahabe oturmuş ağacın altına dua ediyorlar. Bilmem ne yapıyorlar, ya Rabbi rızkımız gelsin, ona baklava gelsin, şu gelsin. Ne yapıyorsun dedi, Allah'a tevekkül ediyoruz.
bu ağacı tak diye kesti o ağacı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet ettiler, orada dua etti. Ama Allah Resulü sebeplere uydu, sonra onun altına çekildi, gölgede dua etti. Ama o sebeplere uyduktan sonra dua etti. Siz sebeplere uydunuz mu? Cebinde buğday, ya Rabbi buğdayı çoğalt, tarlaya. Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismine iftiradır. Yani bir nur talebesi, ehli iman daha çok esbab alemine müracaat etmeli. Çünkü esbab alemi esmanın tecelliyadır. Daire itikattayken daire esbabla olmaz, daire esbabdayken daire itikatla amel edilmez. Anladınız mı ne dediğimi? İtikadındakini itikadındayken sebeplere riayet edilmez. Ama daire esbaptasın, tarladasın, kazmayı bıraktın, yattın aşağı, Allah'ım ben ekemiyorum. Bu buğdayları ek ve çoğal. Allah'ın Hakim ismine zıttır yani. Terettübü neticede tevekküldür. Yani terettübü neticede sebeplere uyacaksa, bak sebeplere uyacaksa, sonra neticeye tevekküldür. Sebeplere uymanın neticesinde tevekküldür. Semere-i sahine, kısmetine rıza, kanaattır. Semere-i sahine, çalışmanın meyvesine, kısmetine rıza, kanaattır. Yani hangisi? Yani bu tertibi mukaddemata uyacaksın. Sonra bu neticesi kanaattır, uydun. Ama sebeplere uymadan kanaat tembelliktir. Kanaat tembelliktir. Meyli sayı kuvvetlendirir. Yani meyli sayı kuvvetlendirir. Yani sebeplere uymak, tamam mı? Tertiplerine uymak, gayret etme, çalışma meylini kuvvetlendirir. Ondan sonra insanın batındaki gizli o bazı esmanın hakikatleri ortaya çıkıyor çalışmayla, hareketle. Mevcuda iktifa dunu himmetliktir. Ne demek? Mevcuda iktifa dunu himmet himmetsizliktir. Gayretsizliktir. Çalışmayın. Tembel mevcuda kanaat ediyorsun. Himmetsizliktir. Yani potansiyelini işlettirmiyorsan. Evet. Himmet yani arkadaş talebe misin? Ne dersin çalışmasın arkadaş? Allah'ım hocam dua et, imtihana giriyorum. Dediler belki geçen pazar. Ondan sonra dedim ki ben onlara, yavrum sen derse çalıştın mı? Ya hocam pek çalışamadım, duana uydum. Öyle elini kaldırıp gayret etmeseydin Allah Resulü hiç savaşa çıkmadı, Bedir ve Uhud yapmazdı. Hocam diyor, o şeyler gelmez mi diyor, ona gelseydi padişahlar savaş eder miydi? Ruhaniyatlar yok mu? Ruhaniyatlar sebeplerden sonradır. Hakkına sahip değilsin ki. Başka? Yani kişiden kişiye, yere, vasıfa, sıfata, mekana ve zamana göre aynı kişi aynı işi yapması değişiyor. Mesela fert, bu çok önemli. Buna dikkatinizi çekiyorum. Bu çok önemli, hizmetimizle alakalı, çok mühim. Fert, mütekellim ibahde olsa, musamahası fedakarlığa mal-i salihtir. Mütekellim mal gayr olursa hiyanet olur. Bunu bilmemekten çok yanlışlıklar yapılıyor. Yani hizmet adına çok ama. Bu kaydı bilinmemekten. Fert ve hizmet adına değil. Musamaha edebilirim komutanım. Bak şimdi hakaret edebilir, hukukuma tecavüz edebilir. Etsin manası da ya. Ama diyor ki buna musamahası olursa fedakarlı amel-i salihtir. Yani dershanede, değişim hayattaki adam işte sana iş yaptı, gereken muameli yapma vesaire. Sen gene sana yapılan, şahsına yapılan hukuksuzluğu kanaat etmek, sabretmek amel-i salihtir. Fakat mütekellim mal gayr olursa, ne demek mütekellim mal gayr?
muhatap olan o şahıs. Fert değil de şu anda ben dershane ve hizmet namunayım. O zaman onun fedakarlığı amali talihtir, hiyanettir, cinayet. Bir uygulayayım ben. Uygulayayım. Şimdi dershanenin dusturlarını, yani nur hizmetinin, Risale-i Nur hizmetinde adam düz gidiyor. Düz gidiyor, alır alır. Senin hukukun değil ki olur olur diyorsun. Senin hukukun mu? Bu mütekeli mal gayr. Yani fertte gözüken ama ferdin vasfı değil, hukuku değil. Bu dershanede misin? Hizmette mi gözüküyorsun? Önde mi gözüküyorsun? Peki hizmete yapılan muamele, hizmeti dejenere etme, hizmeti yanlış bir trenle giden halkı o iki tane demir koyup da ray makası değiştirmek yapılıyor, sen susuyorsun. Bu olur olur. Musamahası amali talihtir, cinayettir ve hıyanettir. Ama şahsi hukuktur. Onun için arkadaşlar bu olaydan niçin mühimdir? Bir olaya rastladığınız zaman böyle bir herhangi bir olaya çözülmesi gerekir. Şahsi hukuk mudur? Umumi hukuk mudur? Ha? Hepsine karşı muamele farklı olmalıdır. Hepsi düz değildir. Mustafa bana çok riayet etmiş. Çok. Köpeğin bile hukukuna riayet etmiş. Ben gübet ettirmem dedi köpeği için. Karıncayı bana da. Nasıl değil? Savcı da kızına pencereden bakıyor ya. Vesaire. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar ferdi olduğu için. Onun için karşımıza çıkan olay şahsi hukuk mudur, umumi hukuk mudur? Mesela örnek verebileceğiniz başka şahsi ve umumi hukuk hakkında misaliniz var mı? Şöyle bir olay, müşahhas bir olayınız olan var mı? Hadi bakalım dosturlarımızdan. Mesela Risale-i Nur'a parmak karışıyor. Tahrif ediyorlar kitabı. Ya olur canım. Olur mu bu? Susma. Olmaz. Ama geldi senin önünde ekmeği aldı. Afiyet olsun. Ona afiyet olsun diyebilirsin ama ona diyemezsin işte. Fert. Fert ise tamam. Fert, fert deyip temsil ediyorsa bir şeyi o makam başkadır. Mesela başbakan çıktı Türkiye dışarıya geziyor. 70 milyon, 80 milyon temsil ediyor. Tamam tamam diyor. Peşkeş çekebilir mi? Mesela yok, bir şey imam. Mesela zaruret olunca televizyon koyacağız buraya. Mesela. Bidat mesela. Büyük bidat. Ya dine zarar verecek bir daha. Mesela. Çünkü şimdi geçiyor, parladı geçiyor ya. 7, 52 tane kebair var. Ekberül kebair 7'dir. Yani 52 7'ye sıkıştırılmış. Dine zarar verecek bir daha taraftan olmak. Hani koyacaksın kardeşim, bu binayı ben verdim sana. Diyorum ben. Diyor. Ben diyorum. Ha mesela bak güzel bir misal. Ben binayı verdim diyor sana. Zaten hizmette parmak makas öyle oluyor. Makas ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle trende vagonda oturuyorsun. Dın 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 çık 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 gidiyor. Gidiyor. Ama vaktin çaktırmadan makinistin de haberi yok. İş güzarlıktan bir aşağı almadan adam iki tane makas koydu. Ha böyle iki makas yine böyle bir makas koydu. Hiç dokunmuyor. Hop trenin yönünü hop değiştiriyor. Hala tıkır tıkır gidiyor. Zannediyoruz ki Mekke'ye gidiyor tren. Bir baktık evet beyler son durak bir baktık Paris yazıyor. Ulan burası biz Mekke'de evet bizim de olmuş böyle. Meğer haberimiz yokken makas koymuş. Dikkat edin makası böyle koymazlar hemen. Çok hafif farklı ilk önce. Sonra müthiş bir yıkım veriyor. Bütün de öyle oluyor. Arkadaşlar günaha da alıştıra. İnternetler öyledir. Televizyon öyledir. Ufak bir yere girdin mi? Bittin işi. Tamam. Ya buraya kadar girdimse ya Allah affetsin ya bir şey olur falan. Tamam neyse şu kadar. Madem girdim bir daha girme bugün işte mevver hakkını tatmin edeyim. Böyle de bütün günahlar bir masum şekliyle bir meraktan kaynaklanıyor. Bütün günahlar böyle oluyor. Abi ben haber dinliyorum. Yani. He? Haber dinliyorum. Haber dinliyoruz diyor. Haberimiz yok. Kendimizde haber yok. Başkasının haberini merak ediyoruz. Merak hastasıyım diyor. Doğru. Keşke merak hastası olsaydı. Kendinde merakın yok. Kendini merak etmiyorsun.
Amerika tavukları kaç tanedir? Brezilya'da ne kadar kuş uçtu? Efendim bilsen ne olacak? Bildiklerin ne oldu kişi ne kadardır? Neyi değiştirdin? Olay nesini değiştirdin? Bir tane örnek vereyim, tamam. İstina veya siyaset Nurculuk adına adamlara siyaset takdim edilmiş, edildi, ediliyor. Sayfalarına, gazeteye bir bakıyorsun, boy boy Bediüzzaman, arka sayfada haram bir kebaylı kadını koyuyor, siyasi lideri, parti lideri. Neyse abi, ön sayfada o siyaset, arka sayfada Bediüzzaman. Ha, ben biraz da üstü zannettim, inan bilmeyerek konuştum yani, öyle tahmin ettim. İlk önce Bediüzzaman koyarlar ana sayfaya, sonra öyle değil. Arka sayfa. Arka sayfa. Şimdi mesela bir partinin de başına kadın, haram da kebaylı. E şimdi bak Nurcu diyorsun, oysa şu ağlarda ve kastanın en fazla üzerine parmak atsan siyaset meselesi. Kur'an bizi şiddetle men etmiş. Hak ve hakikat bizi men etmiş. Şefkat bizi men etmiş. Euzubillahimineşşeytan ve siyaset. Bu kadar açık ifadelere rağmen hala Nurculuk eşittir falanca. O zaman demek ki Nurculuk'la alaka var mı? Nasıl olacak ki? Peki bunu deme, ben bu, nasıl demeyim, kim diyecek? Kuşlar mı anlatacak? Ben dershanede, ha bu elbisemi çıkardım, dershaneden çıkarım dememem lazım. Demesin demem. Ama burada vazifeliyim. Derim ya. Ama vasıf ve sıfattan bahsederim. Kişilerle meşgul değil. Bazıları alınır. Onu beni hiç ilgilendirmiyor. İsimden bahsetmiyor. Şahıstan bahsetmiyor. Ama nurculuğa zarar verdi mi, böyle makas koyarsa, o makası da bende makinistse anlarım yani. Tamam. Şimdi Kastamonu 38'i aç, Emirdağ 38'i aç. Şu anlar aç bakayım, 270 olur. Kur'an bizi şiddetle men etmiş diyor mu demiyor? Peki onun etbağı, arkasına gidenler bunu okuyorsun da merak ediyorum. Oralara gelince ne yapıyorsun diye çok merak ediyorum. Çok acı ilgime gidiyor. Bir tanesi abi dine ait gazeteyle geliyor, sonra tokatlıyor, ameliyat oluyor falan. Yani. Kastamonu apaçık. Hep okuyoruz öyle değil mi? Okuyoruz ama demek okumak olmuyor da kardeşim ya. Teslim oluyor. İşte onda 9'una pasaport veriyor Risale'nin. Onu birine vermiyor şu anda. Benim elimde o zaman onda 2'sine veriyor, 9'u 8'ine vermiyor diyecektim de. Şu anlar böyle geçiyor da onun için. Hasenatı seyyatına raci olur sana bir. Terazi gibi abi. Farklı. Olmaz. Niçin olmaz? Olmaz. Niçin olmaz biliyor musun bu meselede? Nurcu falan lider diye inanıldı ya. Şimdi Efkar Ahmet'e burası ne olur? Etiketlenir. Ha bu dersen ha falan canlar. Peki iman hizmeti bir tarafa tarafkir olur mu? Peki senin o namaz kılman, Risale Kur'an okuman, yaptığın etrafa bu nura hizmet ettin. Senin yaptığın sebap şahsi sebaptır. Gıdım gıdım. Cinayetin cemaatadır. Onun için ne cinayetiniz olursa olsun, haş olsun demiyor. Ama lütfen Allah rızası için dikkat edin, şahsınıza has olsun. Allah rızası için. Günahınız şahsınıza has olsun. Nurculuk, nurculukla bulaştırmayınız. Hele bizim gibi insanlar, hasenat ve seyyiat bir kalmıyor. Hasan böyle yaptı demezler. Nurcu Hasan böyle yaptı. Öyle mi? Sevabın da öyledir, günahın da öyledir, sizin de öyledir. Onun için günah mı işleyeceksin kardeşim? Nurcu bilinmediğin yere git Levent. Nerede ne yaparsa yap. Burada yapma. Yani onun için günahlar cemaate gelmesin. Ucum bari gelmesin. Yani. Bari onu yap kardeşim. Ya. Kim böyle bu sözümü duyan olur, duyacaklar da. Baba, onu bana kızacağına baz öyle de. Yok ne biçim iş yapıyorsun sen? Ama sana böyle ki, bana kızacağına, Bediüzzaman'a kızsana. Risale böyle ki, onu yırt o zaman. Bana kız, bana orayı taktı dedim. Yırtıyorlar abi. Kaldırıyorlar. Kaldırıyorlar, ha bak, doğru. Doğrusunu yapıyorlar. Kendilerince doğrusunu yapıyor. Şimdi bana niye kızıyorsun arkadaşım? Ben buradan haklı, bir şey şansı var. Sen orada öyle dedin ama burada böyle dedin. Her neyse. Mesela başka. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, tefavül edemez. Millet namına tefavül eder, hazm-ı nefs edemez. Her birinde birer misal gördüm, istinbat ettim. Bak bir dakika, bunu anladınız mı? Bak,
Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, tefer edemez. Ne demek bu? He? Yani hazmeder yapılan ihaneti kendisine, bir şahıs kendi namına. Hazm-ı nefs eder. Yani hazmettim. Yuttum. Ama fail edemez ona ne büyük adamı. Dememiz. Millet namına tefahür eder, hazm-ı nefs edemez. Millet namına elhamdülillah, biz Müslümanlar, biz nurcular diye ne yapar? Tefahür eder, fahirlenir. Fakat nurculuk namına yapılacak, nurculuğa yapılacak hücumları hazm-ı nefs edemez. Yutkum diyemez. Muhammed'e diyorlar ya, 3 gün önce geldi mi? Kim bu falan diyorlar da önce. Layıkacı. Allah diye bir şey çıktı. Layıkacıymış. Niçin dediler? Ya abi dediler yani böyle bir dersin öyle, bir dersin böyle. Yani bir iman, bir layık. Arkadaşım, ray lazım, tren lazım. Raysız tren, trensiz ray olmaz. İman, sözleri okudun, mektubat okudun, şu adam okudun, lemadan okudun. Nasıl hareket edeceğiz? Biz nasıl olacağız? Mekke'yi al, dediğini alma. Alma, bak Mekke'yi. Çünkü hükümler gelmiş ya orada. Şimdi peki, Risale-i Nur talebesi, Kastamonu'yu, Emirdağ'ı, Barla'yı yani layık okumazsa, bunlar da nurculuk şahsiyeti gelişmez. Nurculuk şuur olmaz, yani o zevki tadamaz. Ne olduğunu bilmez adam. Çünkü Avrupa'da da rastlıyoruz, Ruslarla da. Sözleri okuyor. Yani böyle iman işi yapıyor ama nurculuk şuuru olmaz. Arkadaşlar Kastamonu ana içeriği içsel dengeleri oturtan ölçü birimleridir. Böyle düşünme, böyle düşünme, böyle bak böyle. Yani içsel dengeleri oturtuyor. Emirdağ laikası ise bireyin cemaat fertleri, bireyin dini cemaatlara, bireyin gayrimüslimlere, topluma karşı diyaloğumuz ölçülerini getiriyor. Emirdağ iç alemin diş alemle irtibatlanmasını, aile hayatını, efendim gayrimüslimlerle, Müslüman kardeşlerinle, nurcu kardeşlerinle nasıl münasebet kuracağız? Ne yapacağız? Ha, Kastamonu ise ben sizi kulaklandırıyorum. Kastamonu, bunalım var kardeşim. O Kastamonu okuyacağız. Ben şöyle düşün, böyle düşün, tamam mı? Böyle şey yapma. Belki azmini, gayze vel afine, alimnaz, işte ihlastır, tamam mı? Orada riya dersleri vesaire, içsel dengelerde bahseder. Onun için kardeşim ya bu bunsuz nasıl bırakacaksın? Mesela yeni bir ders yaptım dışında. Şeyden topladım, inan. Kastamonu'dan, Emirdağ'dan az topladım. Davranış psikolojisi diye. Ama çok hoş, son dersim. Ama böyle oradan okurken ajandama, defterime yazdım. Okuyordum, yazdım. Topladığım ya. O kadar da hoş. Belki de 10 derstir o. Bayağı diye ama ben bir ders yaptım onu. Yani içsel alemi dışarıdaki nasıl gözüküyor veya gözükenden içe intikal etmek. Nasıl bir adamdır? Böyle çok hoş bir şey. Devam ediyorum. Madem ki Kur'an bütün tabakata, bütün asarda, kafi ahvelde, şamil bir hükmü ezelidir, hem nisbi hüsn, hal çoktur. Nisbi, kıyas edilerek güzellik çoktur. Mesela, gülü buraya kıyas et. Gülü buraya kıyas et. Gülü buraya kıyas et. Gülü buraya kıyas et. Bana et, masaya et. Bakın nispet çoktur. Gül tek olsa başka şeyle kıyas etmesen güzelliği verir. Başka şeyle kıyas ettin mi güzeldir, çok güzeldir, acayiptir, harikadır, mükemmeldir diye bak nispet çoğalıyor. Salahattaki ıtlakı yani Kur'an mutlak bırakıyor o felah bulan salih. Salihattaki ıtlak yani mutlak bırakmak, hudutlanmamak, kaddini hududunu belli etmemek. Belihane bir icazı mütnebidir. Yani o bütün bütünlük içindeki icaz
apostrofu yok. Az kelimeyle çok şey anlatmak. İyi acaz olursa mucizelik. Üzerine apostrof koysa mucizelik oluyor. Beyanda sükutu geniş bir sözdür. Onun için ben de dahi izah ediyoruz ya bazı şeyleri çok, inan kapatıyoruz. Bu derste söylüyoruz. Kendimce güya bir şey sebep buluyorum, yeniler vardır falan diyorum ama çoğunlukla nefsime mağlup oluyor. Yani bir şeyi çok teferruatlı detay yapmak, onu boğmaktır. Anladın mı? Bunu da deriz ya. Ama ahirette hesabı var biliyor musun? Allah'tan korkuyorum. Şimdi yine dengeden bir şey okuyayım size, denge. Teferruat boğuyor. Boğuyor. Sözün güzelliği uzunluğundadır yaptım ben. Ama olmaz da. Doğru ya doğru. Hazreti Ali radıyallahu anh bir şey hatırlayamadık. Ama eski ha, şimdi onu ölçmeyin dedi. Yeri gelmişti anlatayım. Beni takdir etmek için anlatacağım. Bir vakıf kardeşimiz, Emsa, benim tam Emsa'lıyım. O zaman 30 yaşlarındayız. Kardeş dedi, çok izah yani hiç de hoş değil yani vallahi. Bazı derslerin çok güzel oluyor diyor. Atıfla oradan oraya, oradan oraya. Hani şimdi yaptım. Fakat bazıları da hep denciciği çıkıyor. Hiç de hoş değil. Nefsimize mağlup olarak müdafaa ettim kendimi. Olur mu çünkü yeniler var çünkü bir sürü çünkülerim var. Ama tabii o zaman Hazreti Ali rüya gördü. O akşam yatıyor. Haşa rüyada yalan olur. Pala büyüklü. Bütün zırhlarla şey yapıldı. Ondan sonra ders verecekmiş bir toplantıda. Ben de çekinerek geldim. Dedi ki, bunu da alalım mı efendim dediler bana, beni gösterdiler. Bu benim talebem olamaz. Ama Müslüman olduğu için kardeşimdir. Dedi. Çok ağır. Ustad diyor ki, Hazreti Ali benim ustadımdır. Değil mi? Ustadımdır diyor. Hazreti Ali diyor, bu benim talebem olamaz. Yani dolayısıyla o talebesi sahip olursa, talebe onun da eseri Risale-i Nur. Risale-i Nur çok tehlikeli bir viraj. Senelerce unutamadım. Bak kaç sene geçti, burada gündem yapıyordum böyle. Bu benim talebem olamaz. Baktı böyle, çırptım tabii. Ama Müslüman olduğu için kardeşimdir. O kardeşim dedi demesi de çok da güzel şeref ya. Ama ondan sonra daha dikkat ettim. Yanlışıma da en şey kazanım da şu oldu. Yanlışım varsa yanlışımı değil. Yanlışımı da bulmuş gidiyor. Yanlışa yanlış arkadaş. Kanaatsızlık sahaya çalışmaya şefki kırar. Kanaat. Arkadaşlar, tertibe riayet etmemek, sebepleri riayet etmemek, tevekkül etmek neydi? Doğru. Dün nimet ama tembellik. Tembelliktir. Dün nimetsizliktir, tembelliktir. Gayretsizliktir. Sebepleri uyacağız doktor. Böyle bir dava yok. Yat. Abi ben üniversite imtihanına gidiyorum, dua eder misin? Evet kardeşim, ederiz. Bir fotokopi gibi böyle. Bir şey olacak. Peki o ders çalışanların hukukuna tecavüz değil mi? Ve Allah bu benim duamı adaletsizlik olarak kabul etse ne olacak şimdi? Kabul etse adaletsiz olacak. Mustafa? İstisna. Tamam istisna, tamam. Kanaatsızlık ise sahaya çalışmaya şefki kırar, şükür yerine şekva ettirir. Arkadaşlar, kanaat illa şey değil, ha mala mülke değil. İnsanlığına kanaat etmek, davana kanaat etmek,
Bak bir lezzetimi anlatayım size, bir lezzetimi ama ifade edemem tabii, siz laf sergileyeceksiniz ama siz de hissediyorsunuz mutlaka da ben dile getireyim. Son zamanlarda bir istikameti çizgisi belli olan bir cemaat var ya, o çizgisi böyle zikzak yapmayan, çizgisi belli olan bir cemaata biz onu cemaat olarak, terbiyecimiz olarak, kaynağımız olarak, bize sahip çıkacak menba olarak görebilmek var ya, oraya kanaat edebilmek var ya, çok büyük nimettir, en büyük nimettir. Yükünü atıyorsun Mustafa abi gemiye. O Cebeli Cudi gibi, Cebeli Nuh gibi, Nuh gemisinin atıyorsun yani bir cemaate kanaat edebiliyor musun? Ama istikamet olacak, böyle böyle zıkzaklık değil. Uyuyacak dostuna. İnan, yükünü atıyorsun. Yükünü omzundan atıyorsun. Ustadımızın tabiriyle, yürürçün sözle gemiye yükünü bırakıyor, üzerine oturuyor. Yoksa sen yürüyeceksin. Ben niçin yurt dışında bunları hissettim? Huzura kaldığım zaman ne yapacağım yani? Hemen insan çok bir şey okuyor, biliyor musun? Çok değişik şeylere bir anda şey oluyor. Hemen böyle benim hocam ve bana 16 sene meyve olan hemen hani gene şeyim var. Müşter beni telefon ediyor. Abi bunu nasıl anlayacağız? Hemen arabada tam derse gidiyorum, abi bu konu olacak falan. Ondan sonra abi bu cümleyi nasıl anlayacağız? He? O zaman bir cevap var. Şuraya göre şu. Onun ahlakı da o. Şöyledir dedi mi? Şuraya göre şu, şuraya göre şu. Bir şey enteres ettim. Geçen ziyaret ettim. Bir yazı gördüm. Barla 38. Yazıyı okudum. Uzak olduğu için altındaki bir 38 okuyamam. Baktım. Abi ne kadar hoş yazı dedim. Abi nerede geçiyor? Küllerde. Nerede geçtiğini bilmiyor musun dedi. Şimdi. Abi hakikaten küllerde mi geçiyor? Tabii dedi. Cevabı var. Tabii sen dedi millete ders yapmak için kibliyatı okursan bunu da göremezsin tabii. İhtiyaç gözüyle bakmadın ki göresin onu. Abi o kadar da yapmadın ya. Ya ihtiyaç gözüyle baksaydın onu görürdün. Neymiş biliyor musun? İçsel, ben hulasa edeyim 38 bağlı. Tabii söyledim ben bağlı. Yani içsel sıkıntılara duçar olmamak için kötü lafsa, negatifse duymamaya gelirim. Kötü hasletleri kapmamak için kimseyle ihtilat etmemekteyim. Beraber olmuyor. Abdurrahman abi. Evet. Şey yok. Devlet mecbur da alır diyor. Evet. Yani kimseye, hiç kim, yani Nurcular Araç demiyor. Kötü hasletleri kapmamak için kimseyle beraber olmuyorum. Kendi kapıma çekilmiş. Mustafa abi bu sana delil olmasın yani. Ha? Bizimle ihtilat edebilirsin yani. Layık görürsün. Bak onu bana dedi ki, sen dedi başkasıyla ders yapmak için okursan göremezsin dedi. Çünkü başkasıyla bunu bir gün göremezsin. Bakarsın ona ne ders yapayım buna. Göremezsin onu. Ama doğru abi, ben de Abdurrahman abiye, yani onu nazar alarak anlıyordum. Hiç üstüme almadım yani. Hiç üstüme almadım. Eminle. Hiç anladım. O yazıyı orada gördüm. Bir de bir insan külliyattaki bir cümleyi duvar yazısı olarak niye yanına böyle bir şey yazar? Beni en çok meşgul eden odur. Bunu niye yazdı kendisine? O ayrı hoş. Yani arkadaşlar kanaat o kadar acayip bir nimet ki Risale-i kanaat. Ben size kanaat ettirdim, size Risale-i kanaat ettim. Bütün böyle buhranların, bunalımların, çizgi değişikliğinin sebebi kanaatsızlıkla kalıyor. Mesleğini kanaat etti ya. Tevhid-i kıble et kardeşim ya. Muzami ümmet Cadde-i Kübra'da gider kardeşim. Burculuk'ta gider kardeşim. Kanaat et Risale-i. Ben size kanaat et. Siz dedi 20 derece daha çok kanaat edeceksiniz diye. Etmeniz lazım demiyor mu? Kastamonu'da geçiyor, Kutulak'ta geçiyor. Kanaat arkadaş, kanaat. Kanaat edememenin belasını çekiyoruz. Sıkıntısını çekiyoruz. Dusturlara kanaat et. Ustak dedim ki yapma, yapma kardeşim. Veya kabul et ya, tevil etme. Şükür yerine şekva ettirir, tembelliğe atar. Bak şimdi, herkesin ağzında şu var, düğmesine basma.
Bülent, Pileri'nin. Herkes herkesi tenkit ediyor. Oraya gittim, bana sahip çıkmadılar. Bir doktor sordum, söylemediler. Ondan sonra şöyle oldum, ben oraya gittim, misafirdim, kalamadım. Bilmiyorum, herkes de ya, bu kadar da mı olur Şekva ya? Hiç kendimi üzerimize almayız yani. El ceza o mincisine amel, ben dakika dukka. Çalma kapıyı, çalma kapıyı. Böyle hep Şekva. Kardeşim kanat etsene. Menfaat bölüşmüyoruz ki. Menfaat birliğini zannediyorsun lan burayı. Menfaat birliğimiz ya. Dava birliğimiz, kardeşiz ama hep böyle şey yapıyor. Bana böyle yapmadı, şöyle gitti. Gittim bilmem ne yapmadı, o böyle. Bakın dershanelerin sorunları. Hep şahs yok. Şahs yok kardeşim. Şöyle gitti, böyle gitti, sert davrandı. Onu oraya koyma dedi. İşte bir kilo şeker getirdiyse dershaneye müdahale etti. Böyle böyle basit basit şeyler değil. Evde de öyle. Ya kardeşim makamına kanaat etsene ya. Erkeksen erkeksin, kadınsa kadınsın ya. Niye kadınsa erkek diye erkeksen kadınlığa karışıyorsun? Her şeyi niye görüyorsun ya? Evde kör olacaksın, sağır olacaksın, dilsiz olacaksın kardeşim. Eşitlik olmayacak. Kendine göre muamele istemeyeceksin. Ona layık muamele isteyecek. Çünkü Allah bile kendisine uygun ibadet istemiyor. Seni kandırabileceğini istiyor. Bu Şekva yani hayatın her safhasında var. Onun için okuyor. Yani Şekva öyle bir şey değil yani. Kanaatsızlık, şepsizlik, futur böyle bir miskinlik böyle acayip bir hal oluyor. Hep şikayet. Kardeşim bırak ya. Güzellik diyor ya. Bak ondan Balalı diyor ki kötü şey, psikolojimi içimi bozmaması için diyor. Kötü şeylerse kulağımı kapattım diyor. Duymamazlar diyor. Duyma ve meşru, helal ve az malı terk edip gayrimeşru, külfetsiz bir malı arar. İktisatsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır, müstahsiller azalır. Yani üreticiler azalır, tüketiciler çoğalır, herkes gözünü hükümet kapısına diker. İmalatçı olmaz. Ondan sonra ta bunu şeye de uygulayalım. Tamam abi. Abi böyle dedi. Tamam da abi yanılabilir kardeşim. Ha şöyle yapabilirsek çok iyi. Burada böyle yazıyor. Burada da böyle yazıyor. Burada da böyle yazıyor. Ha, zaten abinin makamı budur. Biz edepsiz değiliz. Saygısız da değiliz. Zübeyir abi diyor ki bu hizmet imaniye, bu durusu Kur'aniye bir sene hizmet edenin, sadakatle hizmet edenin ayağı başımızın üzerindedir. Ha? Ayağı başımızın üzerinde. Elbette ki bize, dinimize, imanımıza, namusumuza hizmet edenin bizim üzerimize çok hakları var. Edepsizlik olur. Ha, göstereceğim. Böyle. Burada böyle yazıyor. Onun için Anadolu seyahatinde, Avrupa seyahatinde soruyorlar. Nereden geliyorsun? Hangi abinin yanından geliyorsun? Ona dedim ki, sözler abinin yanına geliyor. Lemalar abinin yanına geliyor. Kastamonu'nda Aykas'ın abinin yanında çok istifade ettim. Keşke Rize'li Aykas'ın da olsa. Yok, ne yapalım? Rize'li Aykas'ın var mı doktor? Evet. Yok. Kastamonu var. Onu benim söylemem biraz şey olur, değil mi? Saçma olur mesela. Ben normal bir gelip abi derse. Tabii sen olmaz. Ama tabii ama şimdi sizin gittiğiniz için yani sizin tabii sen de şimdi içtim hayatlısın. Tabii gittiniz. Senin sana soru sormaları bir dershane belirleme adına. Nereden geliyorsunuz diye tamam. Tanıtma mı? Yani biz tabii 50'ye geldik. 48 oldu Ağustos'un. Onda 48. İnşallah. Şimdi yani hemen bu dersten sonra, dersten çok etkilendin, hoşuna gittin, hangi abin diyeceğine, ya kardeşim nasıl istifade ediyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Demiz gibi, hangi abin yanına? Ben Sözler abinin yanına geliyorum. Sözler abinin yanına. Lemalar abinin yanına çok istiyorum. Ama tabii herkes haddini şey yapacak. Tabii mesela sen kalkıp da bunu desin, olmaz. Zaten sana da sormazlar. Şimdi öyle bir şey anlaşılıyor da yani. Olmaz. Dışarıdan öyle gidiyor. Yani bu yerine tabii karşıdaki muhatabın o karşıdaki muhatabın bu tür böyle şahıs merciyetini hissettiğimden onu kırmak için söyledim. Yoksa şey yapmamak lazım. O vakit hayat içtimaiyenin medarı olan sanat, ticaret, ziraat tenakkus eden o millette teden edip sukut eder, fakir düşer. Veya o yolda izzetini ve kaysetini feda eder. Ben şuraya kadar okur geçeceğim zaten.
Hırsın ikinci neticesi ne kadar oldu ya? Bir saat. 55 dakika. Evet. Tamam. Şunu kesin. Halbet ve asalet. Maksudunu kaçırmak ve istisnale maruz kalıp tesilat ve muavenetten mahrum kalmaktır. Bu da çok hayat içtimaide çok gözüküyor. Mesela şey alıyorlar ya kriz verizden böyle. Ya ne güzel Kastamonu'da diyor. Diyor ki yani varlık içinde kahf ve galati. Yani zenginlik içinde fakirlik çekiyoruz. Eskiye göre gelir olmayınca fakirim diyor. İşte fakir makir yok yani. Fakir kim var? Abi bir şey anlatabilir miyim? Ama kısaca ben ekmekleri çöp atıyor, çöpe ekmeğe atıyorlar ya ekmeği çöpe. Ben baklava gördüm çöpte abi. Yemin ediyorum baklava. Adam baklava gördüm. Baklavayı böyle yarısı yemiş yarısını atmış. Yani Allah. Hem de taze böyle. Baktım iş yerinde çöp şey. Yani şimdi kriz var diyorlar yani. Kastamonu'da öyle diyor Kastamonu'da. Varlık içinde kalp-u gala diyor. Kalp yani yokluk. Yokluk yok burada dünyada. Yokluk burada var. Mesela asıl saadette ayakkabısının bağını, ayakkabısının derisini kemiren, hurmanın tepelerindeki yaş kabuğunu yiyen sahabe, Hazreti Ali'nin ifadesiyle kendisi o toplamış. Allah böyle bir asra ne demiş? Asrı, ama benim saadet de mantığıma göre şu, bir eli yağda bir eli bağda. Olana saadet denir. Villası, köşkü, arabası olan değil mi? İşi, atı, avratı yiyorlar da değil mi? Ama hiçbir şeysi yok. Cenab-ı Hak oraya demiş ki asıl saadet. Nedir bu peki o zaman? Ha benim kafamdaki ölçü birimleri değişmedikçe dünyayı ne kadar değiştirirsen değiştir bir şey olmaz, düzelmez. Sen kanat sahibi olmazsın. Burayı düzelteceğiz. Yokluk buradadır. Yokluk buradadır, burada. El harisu haybu hasr. Yani hırs sebebi hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir. Olan dar bu mesele masada olur. Hırs, kardeşim böyle hırs nedir? Doyamamazlık gibi gözüküyor. Aslında içselde, iç alemde şu. Duyguları ve hislerini yerine oturtamamak, iyi dinleyin bunu. Ve olayı Allah ile ifade edememek, çözememek, anlatamamak, düşünmemektir. Hırs. İçsel alemde duyguları ve hisleri yerine koyamamak, birbirine karşı duyguları da münazenesini koyamamak. Mesela nefis ister ki lüküs arabam olsun, hikmet der ki yok canım hizmet var ya, ne yapıyorsun ya? Çok acayip bir şey ya. Mesela şu girdiğin işi gördünüz mü eski buzdolabı? Bak, buzdolabı bak, ne yapmış adam bak, ne yapacak bilmiyorum. Keyfiyeti bilmiyorum nereden geldi. Diğer kardeş abiler biliyor, ben müşkudum, bak şimdi, bir şey anlatacağım. Şimdi ne yap? Yenisi mutlaka bir şey çıkmıştır. Yani ucuz satmaya bir şey diyorlar. Böyle beyaz eşyacılar böyle bir şey, promosyon veya işte bir satır. Ne yapmıştır? Onu atamaz, vicdanlıdır Nurcu, eski atabiliyor mu? Atamaz, sokağa da atamaz. Vicdan, ne yapar? Abi ben dershaneye, ulan burası hurdacı dükkanı. Sen vicdanı tatmin etme yeri. Hani sünnet ölecekti, malın en iyisi verecekti, o kim verecekti, senden istediğin mi yok? Şimdi bir dershaneye koy, öyle yapacağız, biz onun belki de dolabın iki katını ödeyeceğiz bir iki sene için. En fazla elektrik yakacak. Çünkü ikide bir o lastikleri gitmiştir, bilmem ne olmuştur, bir sürü devamlı çalışacaktır, soğutmayacaktır. En azından hadi israf olmasın diye en azından iki deposta çağıracağım. Her girişin 15 lira, bitti işte. Burada düzgün dükkanı yani. Ne yapmış o? Evdeki demiştir hanım. Ne biçim nurcusun sen? Ne oldu ya diyor. Dershanede buzdolabının böyle sıkıntısı çekerken sen bu koca buzdolabının oğlunu da diyor ki ulan bu hanım bana ne demiştin ya. Hocam hizmetini kadar düşünüyor. Götür diyor. Götürüyor. Bir iki gün sonra ya yemekler bozulacak diyor falan. Ne yapalım iyi. Meğer reklamlarda, televizyonlarda yenisini gördü. Onu çıkartlar. Yeni alalım diyemiyor. Onun şeyini, zaaf noktası hizmet ya. Evet bunu dershaneye götür. Üçüm adamsın ya, hizmeti hiç düşünmüyorsun. Pakette bunu, yani. Hızlıca pakette. Ondan sonra bir iki gün sonra yenisi.
Bak, bu hep buraya giriyor. Ondan sonra bu bağıracak. Abi senetler ödeyemiyorum ya derse de gelemiyor. Senetler ödeyemiyoruz abi ya, para yok ya. Acayip bir şey ya. Bir tanesi dedim, kardeşim bu niye bu araba? Hayırdır derse götürür bana. Ya sen bu araba dedi, abi değiştirdik diyor. Keşke onu değiştirmeden önce bu evi değiştirseydin dedi. Ya olacak birisi hiç gelmiyor diyelim ya. Abi ne keşke arabayı değiştirmeden önce araba burada değişti. Cep telefonu. Dünyada Türkler kadar istiyorsan Almanya'da en böyle şeyi Türklermiş. Alman telefonu ne zaman değiştiriyormuş biliyor musunuz? Bozulduğu zaman eski değil zaman. Acayip bir şey ya. Ya nerede değiştir? Burada değiştiremiyoruz. Burada. Yani o zaman bitiriyorum. Kanaat nedir kanaat? Kanaat mevcuda ittifa etmeden önce, sebeple uyduktan sonra önce iç alemde duyguları birbirine karşı dengeli tutmak, olayları ve hadiseleri ve kendini ve arzularını Allah ile, din ile, İslam'la, Kur'an'la, Risale-i Nur'la ölçebilmektir. Ölçebilmektir, dengeyi kurabilmektir. Denge, rahat ol, sakin ol. Bugün bir fırtına gelip de böyle, bugün böyle bir fırtınayı böyle hareket etmemek lazım. Çizgi belli olması lazım. Ben buyum ya. Ben 10 sene önce de gördünüz, buyum. Ziyneti budur. Dusturlardır. Ne kadar budur, sen ne diyorsun, artık yapamazsın da kabul ederim. Çizgi belli olması lazım, hilaf edersin. Vâfirdâ vâhumun elhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha'tan sonra.